arkada da bir yerleri var onları. Küçük yerleri var. Sana bravo. Gel. Burada bir poşet var. Renk görünüm itibarıyla at onu sakızı. Geçen yıl olduğu gibi bu sene de çok önemli yakalamalara imza at. Yaklaşık 6 ton gerçekleşen uyuşturucu yakalamalarımızın önemli bölümünde bu sevimli dostlarımızın payı var. Bu rakamı 4,5 tonu yuvarlayabiliriz. Yani önemli bir bölümünde köpeklerimizin yakalamamızda faydası olduğunu söyleyebilirim. Özellikle size bu kahramanlarımızdan isim olarak bahsetmek istiyorum. Sadece biz köpek olarak geçmek istemiyoruz kendisini. En başarılı köpeğimiz Alfa. Sadece tek başına bu sene 1,5 ton kadar uyuşturucu yakalamasında aktif rol oynadı. Diğer köpeğimiz yine Şila tek başına 1,3 ton kadar. Liza yaklaşık 800 kilogram kadar uyuşturucunun yakalanmasında aktif rol oynadı. Gördüğünüz gibi köpeklerimiz hayatımızın her alanında olduğu gibi gençlerimizi uyuşturucudan korumak adına da güvenliğimizi sağlamak adına da çok aktif rol alıyorlar. Bizlere yardımcı oluyorlar. İlk başta 4 aylık bir temel eğitim oluyorlar. Tabii eğitimleri bununla sınırlı kalmıyor. Köpeklerimiz görevde olduğu sürece yine kendi eğitmenleri tarafından sürekli ve aralıksız olarak eğitime tabi tutuyorlar. Buradaki tabii avantajları aktif olarak görev aldıkları birçok yakalamada aktif rol oynadıklarından dolayı sürekli bir eğitim halindeler. Ama yakalamalar ve operasyonlar dışında da yine bizzat eğitimcileri tarafından gün içinde eğitimlerine, çalışmalarına devam ediyorlar. Tabii onlar oyun oynadıklarını zannediyorlar ama oyunlarıyla beraber bizlere sağladıkları fayda paha biçilmez. Ben köpeklerimizin eğitimiyle ilgili yanlış bilinen bir tespitin altını çizmek istiyorum. Köpeklerimize uyuşturucu verilerek, uyuşturucuya temas edilerek eğitimlerin gerçekleştiğine dair çok yanlış bilinen bir tespit var halk arasında. Bunun altını çizmek istiyorum. Kesinlikle köpeklerimiz uyuşturucuya temas etmezler, uyuşturucuya dokunmazlar. Sadece uyuşturucuyu koklarlar. Koklarken bile onların koku duyularının bizden çok daha güçlü ve derin olduğu gerçeğini bilerek biz onları sınırlı şekilde sadece uyuşturucu koklatırız. Onlar oyuncağını uyuşturucu koktuğunu zannederek oyuncağını ararlar. Yani eğitimleri kesinlikle ceza yöntemine değil, oyun oynama alışkanlığının geliştirilmesine yönelik olarak ve onları ödüllendirmeye dayalı olarak gerçekleşir.